arkası yarın. Miras uğruna. Altıncı bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Ünal Polat. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Kocasının bir iftira sonucu hapse düşmesi üzerine Kezban geçimlerini sağlamak maksadıyla yaşlı, hasta, zengin bir kadının yanına hizmetçi olarak girer. Ancak konakta garip şeyler olmaktadır. Huriye Hanım'ın kızı Aylin ve oğlu Şükrü hem içki hem de kumar düşkünüdürler ve bu yüzden de analarının bir an önce ölmelerini beklemektedirler. Bu çirkin entrikaların döndüğü konakta fazla çalışmak istemeyen Kezban tam ayrılacağı gün hizmetine baktığı Huriye Hanım ölür. Eve gelen doktor ölümü şüpheli bulur ve cesede otopsi yapılmasını isteyerek savcılığa başvurur. Olaya cinayet masası komiseri Tahsin el koyar ve soruşturmaya başlar. Kezban yaşlı kadını kızı ve oğlunun öldürdüğünü söylerken çocuklar da analarının Kezban'ın öldürdüğünü iddia ederler. Arif, zanlılarla ilgili soruşturmayı tamamladın mı? Tamamladım komiserim. Maktulün kızı Aylin'in Bebek'te eczane dükkanı var. İşleri iyi ama kumar ve içkiye düşkün olduğu için paraca sıkıntı içinde. Kocası Fikret bir şirkette muhasebeci olarak çalışıyor. İyi bir adam. Çevresinde seviliyor ama nasıl söylesem biraz kılıbık. Yani karısı ne derse onu yapan cinsinden. Belli oluyor. Peki diğerleri? Oğlu Şükrü Bey'e gelince ithalat ihracat yapan bir bürosu var ama çalışmıyor. Gece gündüz kumar oynuyor. Kazandığını gören yok, sürekli kaybediyor. Bu yüzden de çok kişiye borcu varmış. Yani sefil bir hayat yaşıyormuş. Avukat Cavit'i soruşturdun mu? Cavit Bey mesleğinde başarılı bir avukat olarak tanınıyor. Hemen hemen girdiği her davayı kazanmış bugüne kadar. Meslektaşları onunla ilgili ilginç şeyler söyledi. Ne gibi? Üstüne aldığı davayı kazanmak için her yola başvuruyormuş. Örneğin yalancı şahitler bulmak, entrikalar yapmak gibi. Ama hepsini de kanun çerçevesinde yapıyormuş. Yani bu adam üçkağıtçının biri. Peki ya Kezban? O hizmetçi kızı soruşturdun mu? Elbette. Kocası rüşvet almak iddiasıyla cezaevinde yatıyor ama mahkemesi daha bitmemiş. Avcılar'da bir evde kayınvalidesi ve 3 yaşındaki kızıyla yaşıyor. Mahallede herkes namuslu, dinine bağlı, dürüst insanlar olduğunu söylüyorlar. Ama kocası hapise girip de geçim zorluğuna düşünce o konağa hizmetçi olarak girmiş. Bu kadar mı? Evet komiserim. Bence bu olayda masum tek insan o hizmetçi Arif. Zira onun yaşlı kadını öldürmesi için hiçbir neden yok. Ama diğerleri yaşlı kadının ölümüyle muazzam bir servetin sahibi olacak. Tabii kadın eceliyle öldüyse, yok cinayete kurban gittiyse, kızı ya da oğlu bu cinayete karışmışsa hepsi avuçlarını yalayacaklar. Peki avukat Cavit, onu cinayet zanlılarının dışında mı bırakıyorsunuz komiserim? Hayır, anlattığın gibi o üç kağıtçı bir avukatsa bu işte onun da parmağı olabilir. O da bu işte zanlıdır zaten. Yani hizmetçi Kezban hariç öbürleri cinayet zanlısı, öyle mi? Evet ama kadın öldürülmüşse tabii. Kezban'a gelince, o zavallının hiçbir suçu olmamasına rağmen yine de savcılığın tutuklayacağı ilk kişi o olacaktır Arif. Neden komiserim? Çünkü kadına insülin iğnesini yapan o da ondan. Çöp kutusunda tek bir iğne buldum, onda da Kezban'ın parmak izleri var. İşte bu kötü komiserim. Eğer o zavallı kadın da tutuklanırsa evdeki kayınvalidesiyle kızına kim bakar? Zaten kocası daha pisti. Dur bakalım. Dua edelim de otopsi sonucunda yaşlı kadının eceliyle öldüğüne dair bir rapor gelsin. Aksi takdirde... Ne? Hizmetine baktığın o yaşlı kadın öldü mü? Sorma anne, sorma. Hay Allah! Peki eceliyle mi öldü? İşin kötü tarafı da o ya anneciğim. Belediye doktoru kadının ölümünü şüpheli buldu. Otopsi yapılmasını istedi. Yani o yaşlı kadın şimdi eceliyle ölmedi de biri mi öldürdü onu? Belediye doktoru öyle sandı ve savcılığa bildirdi. Peki sonra?
Tabii durum savcılığa intikal edince biz konaktayken cinayet masasından bir komiser geldi. Hepimizi sorguya aldı. Ne? Yani işe şimdi de polis mi el koydu? Evet. Peki polis kimden şüpheleniyor? Herkesten. Benden bile. Aman yarabbim. Allah korusun kızım. Senden neden şüpheleniyor ki? Sen o evin hizmetkarıydın. Orası öyle de Hurya Hanım ölürken yanında bir tek ben vardım. Çocukları yoktu. Kezban kızım. Efendim anne. Yavrum sakın bu cinayet işi senin üzerine kalmasın. Allah korusun anne. Neden benim üzerime kalacakmış? Eğer o kadını öldürmüşlerse bunu mutlaka ya oğlu ya da kızı yapmıştır. Ben kadının mirasçısı değilim ki. Orası öyle de yavrum. Zengin kısmı güçlüdür. Dikkat et, bir oyun edip de bu cinayeti senin üzerine yıkmasınlar. Maazallah öyle bir şey olursa ne yaparım ben? Oğlum zaten hapiste. Bir de sen hapse girersen, Allah'ım sen kol kucak aç bize ne olursun. Böyle kötü şeyler düşünme anne. Zaten daha kadının cinayete kurban gidip gitmediğini bilmiyorum. Bunlar da mı gelecekti başımıza? Oğlumun hapiste olduğu yetmiyormuş gibi şimdi de gelinimin başı dertte. Yapma anne. Daha ortada fal yok, yumurta yok. Hemen sıkma canını. Kolonya getir biraz. Kalbim. Anne. Kalbim sıkıştı. İçim daralıyor Kezban. Tamam dur bir dakika. Dur. Yüzüne gözüne süreyim, dur anne ferahlarsın. Hay Allah. Sağ ol. Böyle yavrum. Kötü olacağını bilseydim söylemezdim. Seni de mapuzlarına atarlarsa. Ben bu yetim yavruyla koca şehirde ne yapar, nasıl yaşarım Kezban? Anne Allah aşkına ne olur sus. Yine duyacak olursa o da ağlar, üzülür. Yalvarırım kendine gel. Ben daha hapse girmedim. Ayrıca girecek de değilim. Hemen kötüye yorma her şeyi. Sonra komiser çok iyi bir insan. Baba bir adam. Bana çok iyi davrandı. Ama ötekiler de çok sert konuştu. O zaman söyle komiseri. Evde ihtiyar bir kaynanam vardı. Bir de bebeğim vardı. Kocam mapus damlarında iftiraya kurban gitti de. Acındır kendini biraz. Kezban. Yüreğim yanıyor yavrum. Yüreğim yanıyor. Tamam anne tamam. Bu kadar üzme kendini. Biliyorsun kalbim var. Allah korusun yüreğine inerse biz ne yaparız sonra? Anne. Anneciğim. Efendim yavrum. Babaanne sen neden ağlıyorsun öyle? Yok bir şey yavrum, ağlamıyorum. Ama ağlıyorsun işte. Bak gözlerinden yaşlar akıyor. Anne babaannem neden ağlıyor? Ağlamıyor kızım, sadece gözleri yaşlandı işte, o kadar. Anneciğim ne olur artık işe gitme. Seni çok özlüyorum ben. Hem babaannem de özlüyor. Peki kızım, peki Mimi, gitmem. Artık hep evde oturacağım. Babaannen de seni de hiç yalnız bırak. Yaşasın. Bir de babam hep bizlerle otursa ne iyi olacak. Anneciğim babam ne zaman hapisten çıkacak? Hapis mi? Ne hapisi kızım? Babanın hapiste olduğunu kim söyledi? Arzu söyledi babaanne. Bugün evcilik oynuyorduk sokakta, o söyledi. Senin baban hapiste dedi. Hapis ne demek babaanne? Hiçbir şey demek. Ne hapsi? Ağzını yırtarım ben o Arzu'nun. Baban iş için memleketine gitti. Birkaç gün sonra dönecek. Babaannen doğru söylüyor. Baban yakında gelecek kızım. Hadi git sen bebeklerinle oyna içeride. Hadi bakayım. Peki anneciğim. Görüyor musun Kezban'ım? Çocuk tabii babasını özledi. Allah'ım korusun. Bir de sen girersen mapuslamına. Ben ne söylerim bu yetime? Nasıl dayanırım sessizliğe? Merak etme anne. Bir şey olmayacak bana. Gönlünü ferah tut sen. Yarın ziyaret günü. Seni ziyarete gidecek misin kızım? Gideceğim tabii. Başına gelenleri anlatacak mısın kocana? Anlatacağım tabii. Kocamdır, olup bitenden haberi olsun. Peki ben sana geçen gelişinde ne demiştim? Git hemen ayrıl o konaktan dememiş miydim Kezban? Demiştin bey, demiştin ama yaşlı kadın 3-5 gün daha kal, hem aylığını tam alırsın hem de birini bulurum bu arada demişti. Zavallı kadın çok hastaydı, kıramadım onu. Ama bak, dediğim zaman ayrılsaydın bunlar gelmeyecekti başına. Hiç olmasa o kadın öldüğü zaman sen konakta onun başında olmayacaktın. Kader işte bey, ne desek boş, olan oldu artık. Peki
Kadının cinayete kurban gidip gitmediği belli olmadı mı? Hayır. Otopsi yapılacak, ondan sonra belli olacaktı. İnşallah yaşlı kadın eceliyle ölmüştür, yoksa başın iyice dertte demektir Kezban. Yapma bey. Horiye Hanım öldürülmüşse bile benim ne suçum var ki? Hem onu öldürmem için benim ne sebebim olabilir? Senin sebebin olmasa bile yine de parmak izlerim var ya. Bu kafi senin tutuklanman için. Ah be Kezban. Ah be Kezban. Sen neden iğne yaparsın kadına? Baktın kadının durumu kötü, arayacaktın doktoru, gelip o yapacaktı iğneyi. Hiç olmasa o iğnede parmak izlerin olmazdı. Neyse, olanla ölene çare olmaz derler. Olan olmuş artık. Peki ben ne yapacağım şimdi Ahsen? Komiser ne dedi size? Otopsi raporu belli oluncaya kadar adreslerimizden ayrılmamamızı söyledi. Beklemekten başka yapacağın hiçbir şey yok Kezban. Neyse, anam nasıl, kızım nasıl? Kız iyi de annen çok üzüldü durumuma. Benim de hapse gireceğimi sanıp ağladı durdu. Kadıncağız haklı. Ben hapisteyken maazallah sen de girersen ne yapar o yaşlı haliyle? Bırak şu şişeyi Aylin, günlerdir içiyorsun. Bıkmadın mı şu içkiden ha? Karışma bana Fikret. Sinirlerim üzerimde zaten, ancak içince unutuyorum. Anneni bu kadar sevdiğini bilmezdim doğrusu. Bunu da nereden çıkarttın şimdi? Ne bileyim, annen öldüğünden bu yana sinirlerin hep üzerinde. Ayrıca durmadan da içiyorsun. İlahi Fikret. Yani sen şimdi benim içmemi, sinirlenmemi, annemin ölümüne üzülmeme bağlıyorsun öyle mi? Bilakis annemin ölümünü yıllardır dört gözle beklediğimi biliyorsun. Benim üzülmem... Benim üzülmem işin içine o polis komiserinin karışması. Komiserle bu işin ilgisi ne? Annemin normal bir ölümle ölmediğini sanıyorlar. Eğer bu doğru çıkarsa başımıza neler gelecek biliyor musun ha? Hiç düşündün mü sevgili kocacığım? Öyle bile olsa bu bizi neden ilgilendirsin ki? Anneni sen öldürmedin. Öldüren düşünsün Ali. Öyle ama gel de bunu polise anlat. O annemin ölümünden dolayı hepimizi, beni, seni, Şükrü'yü, avukatı, hizmetçiyi hepimizi suçlayacak. Gazetelere düşeceğiz, mahkemelere düşeceğiz. Kısacası herkese rezil olacağız Fikret. Haklısın, haklısın. İçinden çıkılmaz bir durum alacak bu iş. En kötüsü de sabırsızlıkla beklediğimiz annemin mirasını katil bulununcaya kadar alamayacağımız. Doğru. Sağa sola da dünya kadar borcumuz var. Bütün umudumuzu annenden sana kalan milyarlara bağlamıştık. Evet. Yarın annemin öldüğünü duyan ne kadar alacaklı varsa peşimize düşüp borcunu ister artık. Şu işe bak be avukat bey. Tam anamın öldüğüne bayram edecektim, bu sefer de işin içine polis karıştı. Halbuki biz ne planlamıştık, ne oldu? Belediye doktorunun halt etmesi işte. Yaşlı başlı kadın, ayrıca da hasta. Neden şüphelenmiş ki annenin ölümünden? Ne bileyim, tutturdu otopsi yaptıracağım diye. Eğer annenin cesedine otopsi yapılırsa hakikat ortaya çıkar Şükrü. Cinayet masası komiseri senin de adını aldı biliyor musun? Ne? Benimle ne ilgisi var ki bu işin? Benim adımı neden alıyor? Nereden icap etti? Kim söyledi? Annemin yakın çevresini, ahbaplarını sordu. Biliyorsun sen de annemin en güvendiği insanlardan biriydin. Yani anlayacağın Cavit'cim, ben, ablam Aylin, enişten Fikret, sen ve bir de o aptal hizmetçi. Neydi adı? Kezban. Hepimiz cinayet zanlısıyız o komiserin gözünde. Hizmetçi Kezban mı dedin? O zaman bu iş hizmetçinin üzerine kalır arkadaş. Neden? Annen ölürken o evde demiştin öyle değil mi? Ayrıca annene en son insülin iğnesini de o yapmıştı. Evet. O zaman korkmamız için hiçbir sebep yok ki. Bunca yıllık avukatım. Bu delil karşısında savcılık mecburen o hizmetçiyi tutuklar. Hiç endişe etme. İnşallah öyle olur. Yoksa annemin mirasına elveda demek zorunda kalırız avukat Cavit Bey. Tabii ben elveda dersem sen de benden alacağın milyarlara elveda dersin. Öyle değil mi? Alo. Aylin. Cavit sevgilim, sen misin? Benim canım, nasılsın? Hiç iyi değilim Cavit. Herhalde olanlardan haberim vardır. Korkma. Bu soruşturmadan hiçbir şey çıkmaz. Gönlünü ferah tut yavrum. Ama polis bizden şüpheleniyor Cavit. Bu durumda nasıl rahat olabilirim ki? Ne diyorsam öyle yap, korkma. Eğer korkarsan bütün şüpheler üzerine çekersin canım.
Bu işin sonu ne olacak bilmiyorum. Annem öldü diye tam sevinecektim. Şimdi bu şüpheli ölüm olayı çıktı başımıza. Düşünebiliyor musun Cavit? Milyarlar elimizin altında. Gelin beni alın diyor ama biz polisin soruşturması yüzünden bir tekine bile dokunamıyoruz. Üzme canını sevgilim. Geç olsun da temiz olsun. Önünde sonunda o milyarlar senin olacak. Sonra ben Fikret'i terk edip seninle evlenecek ve birlikte çılgınlar gibi yaşayacağız, öyle değil mi Cavit? Elbette güzelim, elbette. Bu saatte kiminle konuşuyorsun? Gene o züppe avukatla mı yoksa? Ah yok canım, onu da nereden çıkardın? Semat Hanım'la konuşuyordum. Aa neyse, iyi geceler hayatım. Şu mesele bitsin, yine görüşürüz seninle. Seni seviyorum Aylin. Hadi iyi geceler. Hayır savcı bey, daha otopsi raporu gelmediği için resmi bir işlem yapamıyorum. Bilmiyorum ama bugün yarın otopsi sonucunu bildirecekler. Tabii efendim, rapor elime geçsin sizi ararım. İyi günler. Savcı arıyor. Şu yaşlı kadının ölümüyle ilgili mi komiserim? Evet, dosyayı ne yaptığımı soruyor. Ne yapabilirim ki? Daha kadının cinayete kurban gidip gitmediğini öğrenmeden resmen tahkikat başlatamayız tabii. Haklısınız efendim. Cinayet masası, ben komiser Tahsin. Doktor sen misin? Adli tıp doktoru arıyor. Hı hı. Nasıl? Tabii. Şimdi mi? Hemen geliyorum. Ben gidiyorum Arif. Hayrola komiserim. Arayan yaşlı kadının otopsisini yapan doktordu. Yanına gitmemi istedi. Miras Uğruna adlı oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak üzere, hoşçakalın.